Sevgili seyirciler, hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz Doktor Cina Moret. Cina Hanım medikal estetik hekimi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cina Hanım hoş geldiniz. Benim hala sesim kısık. Ve yani size ne kadar soru sormaya bayıldığımı biliyorsunuz. Ama herhalde bu kronik bir şey. Bu hafta böyle mi gideceksin? Bu hafta galiba böyle gidecek. Elimden geleni yapıyorum ama ne yazık ki özür diliyorum. Ve her seferinde de çok tekrarlıyorum ama ekranı açıp da bu sesi duyup bu kız ne yapıyor derlerse bilsinler ki görev aşkıyla. Ama öyle zaten. Sağlık ocağından bir rapor almadan şey yaptım. Bir kere ben de öyle çok hastalandım. Bir hafta sürdü yaklaşık şey tamamen biliyorum. Toparlamam. Ben de burada sizi toparlıyordum ya hocam. Evet, o, yani çok destek oldum. Ne diyeyim ya. O zaman Cina hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sana plazma enerji tedavisini soracağım. Evet, bugün plazma hakkında konuşacağız. Evet, plazma enerji nedir? Tedavi biçimi nasıl bir şey? Tamam. Hiç bilmediğimiz bir şey öğrenelim. Plazma, biz 4 tane şekil madde var. Sıvı, katı, gaz ve plazma. Katı ısıtınca sıvı oluyor. Sıvı ısıtınca gaz oluyor. Gaz ısıtınca plazma oluyor. Yani şimşek, o da plazma. Biz plazma enerjiyle tedavi ediyoruz. Ama neden plazma enerji? Çünkü daha hedefli. Etrafındaki doku hazar vermeyerek, yani herhangi bir yan etkisi olmuyor. Ondan dolayı bunu kullanıyoruz. Yani nokta atışı yapıyor. Hedefe nokta yönelik. Atış, zarar vermeden. Evet, aynı. Nokta atış yapıyoruz ve o ciltte yok ediyoruz. Karbonize ediyoruz. Ve öyle bir şekilde cilt küçültebiliriz, sıklaşabiliriz, çatlakları daha... Çatlak, bak evet, da... Evet, çok önemli. Çatlaklara tedavi yok. Çatlakları küçültüyoruz ve gerçekten yani yok etmek söyleyemem. Çünkü bazen kişi iyileşme nasıl oluyor ama çok çok daha küçük oluyor. Aa, ve görmeyerek. Kaç yıldır var bu sistem? Bu sistem yaklaşık bir 4-5 yıl var. Yeni, ama cihaz teknoloji çok önemli. Şimdi o kadar yüksek teknoloji girdik ki hem hızlı hem normal hayat dönebilirsiniz hem çok güçlü. Ondan dolayı kullanıyoruz. Nasıl mekanizması, nasıl etki gösteriyor? Onun mekanizmi cilt yok ederek yeni bir cilt çıkıyor. Bol bol kolajen. Yeni bir cilt yani. O soyuyor cilt... mu yani? Yok, soymuyor ama küçük küçük kabuklar oluyor. Hasar kabukları veriyor, dokunmuyor. Hasar düzeliyor. Aynı, aynı. Esasında vücudun açıkçası kendi iyileşme mekanizmalarını kullanarak evet, belli evet, bölgeleri ortadan kaldırıp yeni taze derinin oradan çıkmasını evet, sağlayan bir mekanizma. Temelde evet, etkisi peki bu şekilde. Peki en çok hangi bölgelerde kullanıyorsun? Yüz, göz ve alt göz kapağı. Göz kapağı? Evet. Nasıl kullanıyorsun? Bu konturda yapmak çok kullanıyoruz. Nazolabial, yüz ve alt göz kapağı. Ha şu şuradaki çizgileri. Evet, evet. Ama mesela yüz göz kapağı fazla cilt varsa ama ameliyat önermiyorsunuz. Yani zaman olmadı. Biz o cilt yok edebiliriz, sıklaşabiliriz ve yüz göz kapağı gibi bir ameliyat gibi bir sonuç alabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Yani arada vakalar geçiş döneminde tam ameliyat için deformiteler olmamış. Mesela bize öyle çok evet, hastalar geliyor. Göz kapağı ameliyatı olmak istiyorum diyor ama bakıyorsunuz artık o ya ameliyatlık bir deformite şu anda olmamış. Ama göz şey kapağından var, rahatsız aynen, bir takım düzelmeler istiyor. Onlar da gerçekten çok güzel evet, sonuç veriyor. Birçok alanda da kullanılıyor. Özellikle yüz. Yüz, boyun süper. Çünkü boyun bazen bayanları boyun germeye ameliyat zaman olmadı ama burası biraz bürüşük oluyor. O cilt yok ediyoruz ve taze bir cilt, yeni bir cilt, sık bir cilt tekrar sonuç peki, görebilirler. Yani yok ediyoruz derken bayağı o zaman kabuklu ve biraz... Kabuklu oluyor. Yani kaç nokta gün öyle geziyor? Mı? Bir 10 gün ama küçük küçük kabukları. Ama yani bugün yaptırsam yarın çekime buraya gelebilir miyim? Yok. Kabukları olacak, kaç kızarık olacak. Böyle? Yani bir hafta, 10 gün en fazla. Büyük bölge olsa 10 gün. Hmm. Öyle devam dönebilirsiniz. Yan ama önemli almamasın. Yan etkisi ondan dolayı. Siz evinizde nasıl bakıyorsunuz, yan etkisi olabilir. Mesela oynadınız, kabukları aldınız, güneş aldınız. O zaman küçük lekeler olabilir tabii ki. Çünkü cilt söylediğim gibi yenileniyor. Ne olursa o bebek cilt güneş görürse leke olabilir. Sonuçta şey ya yani bir makyaj ya da cilt bakımı gibi bir şey değil. Bir hayır, uygulama. Ama botoks dolgu evet, harika bir fark yaratıyor. Tabii. Ama sonra bir gün işe gidiyorsun hiçbir şey yok. Ama bunda öyle bir durum yok. Oluyor çünkü cilt yeni cilde çıkıyor. Cilde etkiliyor. Evet. Aynı. Kolajen bol bol üreteceksiniz her şey ama güneş olmaması ve dokunmaması. Bazen kişi böyle
biraz biliyoruz, biraz göz kapağı, istiyoruz. Göz kapağına yapınca öbürsü gün şiş oluyor. Ama sonra o şiş gidiyor. Bir sadece kabukları oluyor. Bir hafta içinde o kabukları gidiyor zaten. Göz kapağı derisi biraz ince olduğu için yani en ufak travmadan kolay şişebiliyor. Evet. Ama kolay şişmesine rağmen çabuk da toparlıyor. Çok peki çabuk. Ben müsaadenle bir soru sorabilir miyim? Bir dakika hocam, bir saniye. Peki. Bu işlem acaba ağrılı işlem mi, acı var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Biraz. Ama hasta rahat i̇şte bakın, olmak için. Kendisi yurt dışından olduğu için. Tabii ki bizim için Türksünüz artık ama bakın. Ne kadar şey değil mi? Hemen benim hastaları gerçekten şeffaf diyorum. Siz ağrı varsa ağrını bekleyeceksiniz. Türk hekimine hiçbir şey acımadığını düşünüyor. Anlatmak lazım çünkü sonra hasta panik ediyor ya da yaparken çok rahatsız ediyor. En kötü ihtimal bilerek yapacaksınız. Peki bir şey soracağım. Anlattığınız şey çok güzel ve enteresan. Birçok yere de müdahale edebiliyorsunuz. Ama tam anlamıyla nasıl çalıştığını ben yani gözümün önüne getirip anlayamadım. Tamam. Yani bu uygulama nasıl? Bir aletim var, ışık mı veriyorsunuz? Evet, öyle bir cihaz. Kalem gibi bir cihaz. Cihaz önünde bir akupunktür iğnesi var. Akupunktür. Evet. O iğnesiden akupunktür. Çok güzel. O iğneden çok bir sıcak bir plazma enerji veriyor ve bizim cilt ve o iğne etrafındaki havası, gaz ısıtıyor ve plazma enerji veriyor. Çok hedefli bir şekilde düşün. Bir iğne başlık gibi orada cilt yok ediyorum, karbonize ediyor. Sonrasında neler yaşanıyor? Bu uygulama yapıldı. Hastalarımız işte gittiler, uygulamayı yaptırdılar. Onun sonrasında nelere dikkat etmeleri lazım? Nasıl bir bakım yapmaları lazım? Şiş olacak, özellikle göz çevresinde. O şiş geçmesi için bir gün, iki gün en fazla buz koyabilirsiniz. Duş mesela alabilirsiniz ama korumak lazım ve nasıl koruması? Böyle. Çok hafif bir şekilde. Hiçbir böyle bir hareket olmaması lazım. Sıcaktan biraz uzak tutmak gerekiyor. Mesela çok sıcak bir duş ya da sauna ya da hamam. Ve bir krem tavsiye ediyorum. O krem her gün 2-3 defa süreceksiniz ve tabii ki güneşten koruyacaksınız. Bir hafta kadar toparlama süreci var. Aynen. Ondan sonra etkisi ne kadar zaman kalacak? Etki o, ondan dolayı çok mutluyum ve çok güzel bir şey. Çünkü sonuç sizin. Cilt yenilendi. Ondan sonra yaşlanacaksınız. Ne kadar hızlı yaşlanıyorsunuz, ne kadar hızlı sarkma oluyor o kadar sonuç gidecek. Çünkü eritecek gibi bir şey değil. Benim bu sarkmam almış belki ömrümden 38 yıl. Hı hı. Siz bunu yapacaksınız, 38 yıl sonra mı yaşlanacaksınız? Yok, genellikle yüz göz kapalı genç bir hasta sizin gibi 2-3 yıl devam edebilir. Siz rahatsız hissedince, başlanınca tekrar yapabiliriz. Evet. Bazen kişi mesela çok yani yaşlı olsa esasında süreci biraz geri alıyor. Bizim ameliyatlarımız da öyle. Tamamen aynen eski haline gelmiyor ama akan bir nehirdeki bir tekneyi biz alıp geriye koyuyoruz. Aynen. Yaşlanma süreci yine devam ediyor ama o tekne hiçbir zaman hiç yapılmadığı haldeki gibi daha da ilerilere gitmiyor. Teşekkür ederim. Benden çok daha iyi anlatıyor hocam. Peki Cinacığım, komplikasyon, herhangi bir komplikasyon olma ihtimali var mı? İhtimal var. İyi bakmıyorsunuz. Söylediğim gibi şişlik, morluk çok nadir. Enfeksiyon gerçekten bu kaç hani yıl boyunca kullanıyorum. Mesela göz kapağını fazla et alabilme ihtimali mümkün var değil, mümkün değil, mümkün değil. Söylediğim gibi cilt yenileniyor ve dikiş olmayınca fibrotik bir doku buyumuyor orada. Dövme silebiliyor musunuz? Onunla değil. Onunla değil. Bazen kişi yapıyor ama bence lazerle dövme silme daha iyi. Evet. Dövmenin daha başka cihazları var. Lazer aynen uygulamaları gibi. İlerledi yani galiba o konuda bayağı. Evet evet. Cilt altında o lazer çok acılıydı eskiden. Hala acılı mı? Evet. Dövme yaptırmaktan daha şaşardım. Evet evet. Çünkü dövmeden daha zormuş çıkartmak. Tabii canım yani o mantıken diyorsun. Mantıken evet öyle. Ama bazen kişi biz lokal anestezi yapıyoruz. Dövmesinde. Ama hala iz biraz kalıyor değil mi? Bir gölgesi evet, kalıyor. Bir tamamen gölge. Tamamen ortadan kaldırmak bir gölge mümkün değil. Yani hı-hı, onu baştan söyleyelim. Ne kadar erken, ne kadar yeni bir dövme olsa o kadar daha iyi. Çünkü derinleşmedi boyası ve siyahları daha kolay çıkıyor. Mesela yeşil çok zor. Ya da sarı. Sarı en zor. Beyaz imkansız. Beyaz da mı var? Beyaz boyası, dövme. Hmm. Evet. Ama plazma böyle bir şey değil. Gerçekten ekstra cilt varsa, cilt yenilenmesi gerekiyorsa ya da elastisite kaybolursa onu
yok edebiliriz ve yenilenebiliriz. Bazen kişi çok yaşlı hastalar ya da cilt gerçekten çok sorunlu olsa o zaman 2-3 seans gerekebilir. Ben ama bu biraz kadar. Geri gidip şunu da söylemek istiyorum. İzleri tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Daha iyi ve kabul edilebilir hale getiriyoruz. Evet. Plazma enerjisi. Evet. Şimdi o yanlış anlaşılmasın. Yani izleri şu anda dünya üzerinde tamamen ortadan kaldırmak çok mümkün değil. Bizim ameliyatlarımızda da sonuçta bir takım izler var. Ama biz o izleri gizlediğimiz için gözükmüyor. Evet. İz biraz kişinin yara iyileşme mekanizmalarına bağlı esasında. Tabii ki, tabii ki. Cilt özelliğiyle. Hatta çok yoğun çalışmalar var. Mesela fetal yara iyileşmesinde anne karnındaki bebeğin yara iyileşme mekanizmaları erişkinden çok farklı ve fetal dönemde anne karnındaki bir bebekte bir kesi yapıldığı zaman hiç işsiz iyileşiyor. Evet. Şimdi onun üzerine çok yoğun çalışmalar var o simüle edilebilirse. Niye? Çünkü oksijenle karşılaşıyor. Onunla alakalı çok farklı şeyler var, teoriler var. O i̇şte hyaluronik asit sıvının içinde evet. olması ve mekanizmalar biraz daha farklı. Onların kök hücre yara de çok iyi. İyileşmesindeki şeyler, rol alan hücreler. Aynı. Cilt evet, daha aynı. Yani var. Aslında konu ne, inanılmaz ilerledi. Çok enteresan. Çok ben geniş bir konu. Hep böyle şey bir şey halde dinliyorum. Nasıl evet. yani gerçekten? Çok güzel bir şey. Cina seni ağırlamak her zaman çok keyifli. Teşekkür ederim. Çok enerjin, sağ olun. Enerjin, anlatışın muhteşem. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ve hayat sağlıklı güzel. Devam ediyor.